Merhaba değerli takipçilerim, Nefis ve Pratik Yemekler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay, pratik şekilde cılbır nasıl yapılacak hep beraber göreceğiz. Gördüğünüz gibi tenceremin içerisine suyu koydum, kaynamaya yakınlaştı. Hemen üzerine şöyle 2 çay kaşığı kadar tuzunu ilave ediyorum ve kaynamasını bekliyorum. Hemen çocuklarınıza yapabileceğiniz çok kolay, pratik bir şekilde gayet rahat ve istediğiniz kıvamı gözünüzde görerek ayarlayabileceğiniz bir cılbır tarifi. Şöyle bir tane yemek kepçemin içerisine şöyle bir suya daldırıyorum. Sonra içerisine zeytinyağı sürdüm. Ve bir tane yumurtayı kepçemin içerisine koydum. Ve kaynamakta olan suyumun içerisine yavaşça kepçemi koyuyorum. Gördüğünüz gibi yumurtalarımız beyazlanmaya başladı. Hemen yavaşça kepçemi tenceremin dibine değdiriyorum. İstediğiniz kıvamda çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok kolay dağılmadan pratik bir şekilde cılbır nasıl yapılıyormuş öğrenmiş olduk. Beyazı tamamen kapandı. İçindeki sarıyı görüyorsunuz. Ama ben biraz daha pişirmek istiyorum. Benim için bu kadarı yeterli. Hemen kepçemi çıkarıyorum. Fazla suyunu tabii ki döküyoruz. Bir bıçak yardımıyla öncelikle şu kenarından bir kurtaralım. Ve servis tabağımızın içerisine alıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen üzerine de biraz kırmızı toz biber. Şimdi keseceğim. Nasıl olduğunu hep beraber göreceğiz. Evet. Gerçekten sonuç mükemmel. Gördüğünüz gibi. Evet değerli takipçilerim, böyle videolarda eğer bilgi almak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açar ve yorumlar kısmına video hakkında fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Nefis ve Pratik Yemekler kanalından bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.